Nevşehir Sanayici ve İş Adamları Derneği yönetimi görevdeki 5. yılına özel düzenlenen 33. yıl gala programı renkli görüntülere sahne oldu. Nevşehir'in iş dünyasına hitap eden ve şehrin gururu olan Nevşehir Sanayici ve İş Adamları Derneği 33. kuruluş yıl dönümü şerefine dillere destan bir gala programı organize etti. Nevşehir şehir merkezindeki bir otelde gerçekleşen programa Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karelioğlu, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Profesör Doktor Filiz Kılıç, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahattin Murat Yakın, Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Akkoç, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Bülent Yumuş, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Kapadokya Havalimanı Müdürü Serdar Yılmaz, Nevşehir Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Ertaş, PÜİS Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertaş ve dernek üyesinin yanı sıra şehrin önde gelen çok sayıda iş insanı katılım gösterdi. Düzenlenen gala yemeği öncesinde katılımcıları kuruluş yılı anısına tanıtım ve faaliyetleri içeren sunum izletildi. Bu seçim dönemi başlarken belediye imkanlarını kullanmayacağımıza dair söz vermiştik. Burada belediye başkanı olarak söz aldık. Daha fazla reklamını yapmayayım. Abilerimiz de kızmasın, rakiplerimiz de burada. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Nevşehir'imize güç veren, Nevşehir'imize omuz veren siz değerli iş insanları, Nesihat'ın 33. gala gecesine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nevşehir bir turizm kenti. Nevşehir'de nerede konuşulursa konulsun akla ilk gelen şeylerden biri turizm. Fakat Nevşehir'de biz artık turizmden öte tarım ve sanayide de Türkiye'de nüfus oranına göre ilk 5'te olan illerden olmak istiyoruz. Bu güç, bu potansiyel emin olun Nevşehir'de var. Bize düşen bu lokomotife güç ve hız vermek. Şöyle ki Nevşehir'in nüfusu bilinenin aksine göç alan bir şehir, %2 artıyor her geçen yıl. Ve bu hızla devam ederse bizim üzerimize düşen kamuya da özel sektör eliyle Nevşehir'de yeni istihdam alanları oluşturmak olacak. Şöyle ki önümüzdeki 5 yılın, önümüzdeki 10 yılın projeksiyonuna bakarsak Nevşehir'de işsizlikle karşı karşıya gelmemek için bu çalışmaları şimdiden planlamamız gerekiyor. Nevşehir olarak Türkiye ekonomisinde birçok konuda sanayimiz rekabetçi. Şöyle ki turizmde, blok BİMS imalatında, gıda ürünleri imalatında rekabetçiyiz. Ve gelişen sektörlerimiz var. Ve o gelişen sektörlerimizin de daha fazla bu gelişime yön vermesi noktasında makine imalatında, kimyasal ürünleri imalatında ve yenilenebilir enerjide inşallah önümüzdeki süreçte gelişen sektörlerimiz rekabetçi sektörler haline gelecek. Nevşehir'imizin merkezi, onu atlamak olmaz. İkinci el oto pazarında da Nevşehir Türkiye'de çok önemli bir yere sahip. Peki bunlar yeter mi? Bunlar yetmez. Ve yetmeyecekler gibi duruyor. İlleri ileri taşıyan sektörler, ileri taşıyan en önemli unsurlardan biri bu illeri sırtına alacak, bu illeri göğüsleyecek ve etrafında kümelenmelere sebep olacak yeni yatırımlar, yeni fabrikalar kurmakta olacak. Bakın Kırıkkale'ye bakıyoruz, makine kimya Kırıkkale'yi kalkındırıyor. Kırşehir'de Petlas, Aksaray'da Brisa fabrikası, Mercedes-Benz fabrikası. Bunu hep sahaya çıktığımızda duyuyoruz. Nevşehir'de yan sektörlere de destek verecek olan büyük yatırımları, fabrikaları planlamak ve yapmak zorundayız. Böyle bir zorunluluğumuz var. Niye? Nüfusumuz giderek artıyor ve özellikle deprem sonrasında da İstanbul'dan geri dönüşler çok hızlı bir şekilde şehrimize başladı ve bu şekilde devam edecek. Bu noktada ilimizde en önemli şeylerden biri, en önemli madenlerden biri Ponza. Ponza'da Türkiye'de ve dünyada rekabetçiyiz. Şöyle ki dünya genelinde rezervlerde 15 milyar metreküp var. Türkiye'de 3 milyar metreküp, Nevşehir'imizde yaklaşık 450 milyon ton. Şöyle ki en çok talep gören ve en kaliteli ponza, beyaz altın dediğimiz. İşte bunun kıymetini bilerek özellikle şu an şehrimizde
bu blok BİMS imalatında çalışan sanayicilerimizin yeni nesle, yeni teknolojiye ayak uydurarak kapasite artışı ve ihracat artışı, ihracat rakamlarını en üst seviyelere çıkarmak için elimizden geleni biz siyasiler olarak yapmak durumundayız, yapmak zorundayız. Biz sanayicilerimizin, iş insanlarımızın, sanatkarlarımızın, zanaatkarlarımızın her zaman yanındayız. Siyasiler olarak biraz önce masada otururken paylaştığınız bu daha önceki yapılan raporu okudum, göz gezdirdim. Aslında son sayfalarda bizden beklenilen, şehrin siyasilerinden beklenilen birçok konu var. Organize sanayi bölgelerimizdeki doğalgaz, karayolu, özellikle bu çevre yolu. Biliyorsunuz iki gün önce de Gazi Meclisimizde şehrimize yaptığımız yatırımları, yapacağımız yatırımları paylaşmıştım. Şehrimizdeki yeni sanayi sitesi, kentsel dönüşüm, bütün bunları bu kadrolar inşallah şehrimize kazandıracak ve Allah'ın izniyle önümüzdeki görev süremiz boyunca bu çalışmalarımızı hepiniz tek tek görecek ve bu güce destek vereceksiniz. Bu duygu düşüncelerle Nesihat'ın, özellikle Mustafa Ertaş Başkanımızın 5. yılında yönetiminin ve Nesihat'ın 33. yılında bu güzel aileye destek veren siz değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu güzel akşamın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı akşamlar. Tabii salona girdiğimde çok güzel bir duyguyla karşı karşıya geldim. Nevşehir'in birlikteliğini biz burada gördük elhamdülillah. Birlikte ve samimiyette bereket olduğunu her zaman inanıyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizle, siyasilerimizle, bürokratımızla, sanayicimizle, iş adamımızla Nevşehir'i büyüyen, gelişen, refah düzeyini artıran, güvenilir bir şehir yapma yolunda hep beraber hareket edeceğiz. 33 yıllık bir serüvenin son 5 yılına şahitlik ediyoruz. Çok şükür yönetim kurulu başkanımız Mustafa Bey ve ekibi çok gayretli çalışmalar yapıyor. Zaman zaman katılım da sağlıyoruz programlarına. Nevşehir'e vizyon çiziyorlar, yön çiziyorlar. Bu yönünü siyasilerle paylaşıyorlar. Biz de elimizden geldiğince hükümetimiz olarak hep beraber vekillerimizle bu elimizden geldiğinin fazlasıyla Nevşehir'in kalkınması için sivil toplum kuruluşlarının önerileriyle beraber hareket edeceğiz. Tabii burada tekrara düşmek de istemiyorum. Nevşehir'in büyümesi için sanayimizin büyümesi gerekiyor. Yıllardır sorun olan doğalgaz sorunu hep gündemde. Allah izin verirse bu ay içerisinde mühendislik saha çalışması ihalesi yapılacak. Bu Derinkuyu ve Acıgöl ilçesinden geçip organize sanayilerimize gidecek boru hattımız. Ve 9. ay itibariyle de imalat tarih de veriyorum. Çünkü az önce genel müdürle görüştüm, BOTAŞ genel müdürle görüştüm. 9. ay itibariyle de imalat için ihale yapılacak. 2025 yılı içerisinde Acıgöl ilçemiz, Derinkuyu ilçemiz ve organize sanayilerimizin gaz sözünü aldık. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Biraz önce Emre Vekilim de ifade etti. Depremden sonra ciddi manada talep var bölgemize. Tabii talebin olmasıyla beraber bizim mevcut organize sanayilerimizi geliştirmemiz, büyütmemiz gerekiyor. Aynı şekilde az önce Mustafa Başkanım da ifade etti. Kuyulu Tatlar yeni bir organize sanayi bölgemiz. Avanos yeniden tekrar başlayacak. Özellikle tarım alanında Kozaklı'daki OTB organize tarım bölgesi yeni ismiyle daha da fazla devam edecek. Bu arada Acıgöl Karacaören yolun daha önce gündeme alınıp sanayi alanı noktasında da bir çalışmamız vardı. İl idaremiz de şu anda 18 uygulanması ihalesine çıktı. Kısa sürede de inşallah orayı da sanayicimize hizmetine sunacağız. Aynı şekilde Ürgüp Çökek bölgesinde sanayileşme ile ilgili bir çalışmamız var. Orada yaklaşık 750 dönüme yakın bir mera alanımız var. Tabii hemşerimiz Sayın Bakan Yardımcımız Ebu Bekir Gizligider de burada desteklerine de bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Orada da bayağı bir yol kaydedildi. Allah izin verirse oradan da mera alanından çıkardıktan sonra Ürgüp ilçemizin de sanayi sorununu çözeceğiz. Biz hep beraber siyasiler olarak da hep beraber Nevşehir'i kalkındırmak için birlik ve beraberlik için hareket edeceğiz. Amacımız Nevşehir olacak. Büyüyen, güzelleşen bir şehir olacak. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet oluyorum. Güzel akşamı tertip eden öncelikle iş adamlarımıza, genç iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Davetleri için teşekkür ediyorum.
Ve son söyleyeceğimi ön söyleyip bundan sonraki çalışmalarınızda da üstün başarılar diliyorum. Şimdiye kadar gerçekten sunumlarınızdan çok etkilendim. Çok güzel işler yapılmış. Bundan sonrasında da bu genç ve dinamik kadronun Nevşehir'imiz için, sadece Nevşehir'imiz için değil, bölgemiz için, sadece bölgemiz için değil, Türkiye için ve ben hedefi büyük tutuyorum, dünya için çok önemli işler yapacaklarını ve bu belirledikleri hedef doğrultusunda hareket ederlerse, ki edeceklerinden eminim, çok başarılı olacaklarına ben yürekten inanıyorum. Konuşmacıları gerçekten çok dikkatli dinledim. Ve masaya da oturur oturmaz elimizdeki kitapçıkları çok dikkatli inceledim. Ve bir arkadaşımız ifade etti, burayı 2040 yılının tarımından bahsederken burayı çok dikkatli dinleyin demişti. Ben tamamını çok dikkatli dinledim. Yaptıklarını gayet güzel anlattılar ve yapacaklarını da çok güzel anlattıkları için biz siyasetçilere şunu yapalım, bunu yapalım demek doğrusu çok da gerekli görmüyorum ben. Siz zaten yolunuzu çizmişsiniz ve gayet güzel bir yol çizmişsiniz. Ben şu anda sizlere bir siyasetçi olarak hitap ediyorum. Ama ta 2008 yılından bu yana ben aynı zamanda bir bürokrat olarak da bir naçizane bir bilim adamı olarak, bir rektör olarak da bu şehirde iş adamlarımızla, sanayicilerimizle çok sık bir araya gelmiş biri olarak da sizler bunları anlattıkça, geçmişte yapılanları anlattıkça, 33 yıldan bahsettikçe gözümün önüne o günler geldi. Özellikle Pomza anlatılırken, Pomza noktasında üniversite sanayi işbirliği konusunda bir araştırma merkezi açma konusunda günlerce masa başında yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. Ama onlar hep semerelerini verdiler. Birlikte hareket etmenin, çok çalışmanın semeresini de aldık, öyle değil mi? Sizlerin ne kadar çok çalıştık değil mi? Gene sanayicilerimizle Nevşehir'e ne katkı veririz ya da az önce sanayicilerimiz bizden çevre yolu ve tren meselesini gündeme getirdiler. Ben rektörlük o toplantı masasında tren yoluyla ilgili, hızlı trenle ilgili dönemin siyasetçileriyle saatlerce yaptığımız konuşmalar hep aklıma geldi. Ve inanın artık dedim ki 2008 yılı diyorum. Gel sene oldu 2024. Biz hala bunları konuşuyoruz. Bunlar da beni biraz üzüyor doğrusu. İnşallah çok değerli vekillerim de ifade ettiler. Biz bundan sonrasında da siyasetçiler olarak iş adamlarımızın, sanayicilerimizin bu birlik beraberliğini bizler de inşallah bundan sonrasında da bu birlik beraberlik içerisinde hareket ederek Ankara'da bürokrasideki iş adamlarımızın sorunlarını çözerek veya önlerini açarak yapacağımız tek şey bu bence. İnşallah hızlı trenimizi de, çevre yolumuzu da bir an önce Nevşehir'imize getirip sanayimizi, gene sanayi, iki gündür ben sanayide dolaşıyorum. Önce dün organize sanayideydim ve gerçekten organize sanayide 2008 yılından bu yana zaman zaman, özellikle de 2019 belediye başkan adaylığım döneminde ve 2023'te milletvekili döneminde çok çok fazla dolaştım. Zaman zaman da gene giderim ama dünkü 7-8 firmayı dolaştık. İnanın yapılanlardan o kadar etkilendim ki dün gece hep rüyalarıma girmiş. Bizim Nevşehir olarak, Nevşehirli sanayiciler, iş adamları olarak sanki tanıtımda da bir eksikliğimiz varmış gibi geldi. Ben inşallah yarın itibariyle Ankara'ya döndüğümde zaten Nevşehir'le ilgili nasıl bir olumlu bir şey gördüğüm zaman, duyduğum zaman hemen Ankara'da da siyaset ortamında ya da gittiğim her yerde bir şekilde vesile ederek Nevşehir'den mutlaka bahsediyorum. İnşallah dünkü sanayi, organize sanayide yaptığım gözlemleri de bir şekilde anlatma fırsatını bulacağım. Neyse, sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Gerek iş adamlarımız, sanayicilerimiz, gerekse vekillerimiz gayet güzel özetlediler.
Ben tekrar ediyorum, bundan sonrasında da asla ve kat'a siyasetçiler olarak mış gibi yapmayarak hiçbir konuda ben samimi olduğumuza inanmanızı istiyorum. En azından şahsım adına da bunu altını çizmek istiyorum. Her söylediğimin, her arkasından gittiğim meselede çok samimiyim. İnanmadığım hiçbir şeyin arkasından da şimdiye kadar gitmedim. Hiçbir sözde vermedim. Bundan sonrasında da inşallah şehrimizin, diyoruz da ortak sevdamız Nevşehir. Gayet güzel ifade etti iş adamlarımız, vekillerimiz. Ortak sevdamız Nevşehir. Bundan sonrasında da bize düşen samimiyetle iş adamlarımızın ve sanayicilerimizin bürokraside takıldıkları hususları bir an önce halletmek ve önlerini açmak. Açtıktan sonra ben bu kadronun bu birlik ve beraberlikle, bu bilgi birikimiyle, bu tecrübe birikimiyle 5 yıl gençlerimiz 5 yıldır biz buradayız dediler ama o 5 yıl öncesinde de 28 yıllık bir tecrübe var. Tecrübe, bilgi, heyecan ve sevda, aşk bir araya geldikten sonra bizi tutabilene aşk olsun diyorum. Sayın Genel Başkanımız çok sık ifade eder, alayınızı saygıyla selamlıyorum der, alayınıza selamlar. Ben de alayınızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve Sayın Genel Başkanımızın da sevgilerini, selamlarını sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Biz sizlerleyiz. Milliyetçi Hareket Partisi sizlerle. İnşallah belediye başkanımız da bizlerden olursa bundan sonra çok daha iyi Cumhur İttifakımızla birlikte yola devam diyeceğiz. Hayırlı akşamlar. Ne demişler? Nevşehir, Nevşehir dedikleri, patatestir yedikleri. Evet, onur kurulumuzu da alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim.